Levent'e Burada Elfida'ya geçeceğiz ama bu ahbap nerede bir sıkıntı olsa, başı dara düşen olsa bana da bir sürü mesaj geldi. Amerika'ya gideceğim, okuyacağım, i̇şte, çok önemli bir okulu kazandım, iyi bir soprano olmak istiyorum, Haluk Levent destek olur mu diye çok mesaj var böyle. İnsanlara dokunmak ve o gece yastığa başı, başını koymak herhalde başka bir duygu, başka bir güzellik. Sinikler. Ahbap'ın yolculuğunu anlatan bir de kitabım çıkıyor. Bu arada kitap yazdım. Kitap yolda, film güzel, yolda. Güzel. Sevgili Ahmet Ümit, yani e, tabii ilk baskım 300 bin beklemiyor senin gibi. Belki 3-5 bindir ama... Çok olacak, e, çok çok güzel ama olacak. Ama bir Ahbap yolculuğu diye. Aslında Ahbap 5 yıl önce kurulmadı. Ahbap işte Ortaköy Meydanı'ndan, o Ortaköy Meydanı'ndan çıkmıştı. Daha sonra albümler çıktıkça Haluk Web topluluğumuz vardı bizim Haluk dostlarımız. Aslında Ahbap oydu. Sorgun ormanlarına gittik otobüs tutup orada protesto etmek için Sorgun yanan ormanların yerine golf sahaları yapılıyordu. Oradan çıktık karete karete mücadelesi için Kazanlı'ya gittik birlikte Ahbap Web'le Haluk Web'le. Oradan e, Samandağ'a karete kareteler için yine kum ocaklarına gittik. E, sonra Bergama'ya, Gökova'ya Akkuyu'ya ve en son 2004'te o Haluk Web Topluluğu'yla e, İbrice Limanı'nda 12 saat 5 dakikalık bir konser verdim. 12 da 12 saat 5 12 dakika, 12 dakika, dakika, maraton. Dünya rekoru. E, orada e, Trans Trakya projesi yapılacaktı. Hmm. Trakya'yı baştan sona kadar yıkacaklardı. Maalesef şu anda Trakya'nın başına gelen de pek bir şey yok. Pek fark edilmiş şey yok çünkü ilgili şirketler isim vermek istemiyorum Hı. mahkeme süreci oluşmasın Hı. diye herkes biliyor ilgili şirketler kumu, şeylerini liman için mahkemenin kararı olmasına rağmen mahkemenin yazılı kararı durun durun demesine rağmen devam ediyorlar hiçbir şekilde kanun dinlemeden kanun dinlemeden orada yapılaşmaya devam ediyorlar yani 2004'ten 2021'e geldiğimiz o mücadelede baktığımda Artık ortada şu var. Yani şirkete dur diyen bir şeyi oluşturmamız gerekiyor. Yani durun. Hani burada bir yargı kararı var. Yani hakimi mahkimi tanımayan artık kendisine göre belki de ben arkam sağlam hükümetten desteğimi alıyorum diyebilecek şirketler. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Geçtiğimiz günlerde Saros'taydım. İşte o gün Saros'da Haluk Web topluluğu 12 saat 5 dakikalık konser yaptık. Bu nedenle Ahbap o günden bugüne gelen bir topluluk. Dedim ki artık Instagram var. Hani derler ya e, şeker var. Yani e, su var. Ya Helva yapsana. <laughs> i̇şte artık Instagram var, Twitter var. E, sosyal medya anında görüntü. Dedim ki o zaman Twitter'da bir örgütlenelim. Nasıl bir şakayla başlayan Haluk ve tekrar canlandıralım. Adına da Anadolu Halk ve Barış Platformu diyelim. Ahbap. Ahbap. Baş harflerine baktığınızda çok oturdu. Çok oturmuş. Çok Ve güzel 5 yıldır e, 80 sadece pandemide 82 bin aileye e, 500 TL değerinde biz 250'ye mal ediyoruz. 500 TL değerinde 82 bin aileye biz koli dağıttık. Bravo. 82 bin aile. Bravo. Hala da koli dağıtımlarımız sürüyor. Çünkü insanlar işsiz kaldı. Sıkıntılar çekiyorlar. E, artık insanlar kredilerini ödemeyi bırakın. Bu pandemi öyle bir yıktı ki hani ekonomik olarak gerçekten çöküntü içerisinde. Çok kötü durumdalar. Çok kötü. Ee, ve 6 bin aileye bizzat dokunduk ve bu dokunmalar, e, bakın bu koli yardımları dernek üzerinden. insanlar derneğe para yolladıkça o dernekler koli oluyor, e, o paralar koli haline getiriliyor. Ama %99'u biz e, dernek üzerinden değil platform üzerinden yürütüyoruz. %99 biz 1 milyar TL'ye yakın yardımda bulunmuşuz. Geçtiğimiz zamanlarda 600 milyon diye düşünmüştüm ama düşündük. 1 milyar TL. 6 bin aile, 6 bin 500 aileye yakın ayrıca 15 bin ile 30 bin TL arası hayatlarını kurtaracak paralar vermişiz. Para derken hani ev kirasını ödemişiz, ameliyatını yaptırmışız, evi onarmışız, evi baştan yapmışız gibi. Özellikle sağlık konularında ahbap çok dikkatli. Hani çalışamayan bir anne hasta ise çocukları var ise ve devlet hastanelerinde tedavi olamıyorsa hani uygun değilse SSK SGK durumu ve bizler ahbap olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir platformuz çünkü bu 1 milyar TL'lik yardımı biz görmedik. Biz görmedik. Sadece biz yardım edilecek insanları koyuyoruz Twitter sayfasına. Kim yardım eder? Ben ona sütlaç yapacağım diyorum. Kim yardım eder? Onun evine misafir olacağım. Kim yardım eder? Şuraya gideceğim. Dört yıldır yüzlerce evi dolaştım. Hepsine misafir oldum. Hepsine aile olarak aldım. Ve onlar e, normalde bir Haluk Levent konseri için eve çağırsan fahiş fiyatlar alabilirler. Ama küçücük şeylere, bir küçücük derken insanoğlu için çok büyük, hepimiz için önemli. Hani o konsere göre küçücük bir rakama Yeter ki bir yardım etsin. Ben evine konuk oluyordum elimle, gitarımla. 4,5-5 yıldır bu sürüyor. Bu şekilde gidiyor. Allah uzun, verirse, uzun ömür verirse daha da sürdürmeyi düşünüyorum. Çok da keyif alıyorum. Dediğim gibi ahbabı ahbap yapan biz parayı görmüyoruz. Paraya dokunmuyoruz. Hiçbir ahbap üyesiyle, parayla işi yok. Biz sadece belirtiyoruz. Muhtarlıklardan, valiliklerden, kaymakamlıklardan bilgiler alıyoruz. Hani ortak payda da buluşuyoruz ve bu insana, bu vatandaşa yardım edilmesi gerekir diye çıkartıyoruz ortaya. Hayırseverler onların doktorunun hesabına, ev sahibinin hesabına, hastanenin hesabına ya da kendilerine parayı gönderiyorlar. Çok güzel. Bu nedenle brava, dünya brava. üzerinde henüz böyle bir platform yok. Yani parayı Ama paraya, paraya dokunmak. Ama kurmuşsunuz yani. Çünkü bu işler biliyorsun... Giderek dedikodular başlar. Olağanüstü Tabii. bir şey. Çok akıllıca. Kesinlikle. Ve büyük hayranlık izliyorum. Gerçekten çok güzel bir iş. Yani. Kesinlikle. Yani Tebrikler Bugüne kadar yani. ben buradan çok net söyleyebilirim. Tebrikler. Hani e, tweetler tweetlerde geliyor vesaire ama çok net söyleyebilirim. 6 bin diyelim ki 413 aileye 30'er bin 20'şer bin lira para gitmiş ya da hayırseverlerden. 6 bin 413 değil. 6 bin 412 aileye gidip bir aileye gitmediyse ben hani ahbap başkanını da bırakır her şeyi de kapatırım. O kadar netiz. Çünkü biz Ahbap üyeleri olarak çok şeffafız. Paraya dokunmayız. Mala dokunmayız. İş. Dünyada artık eşi benzeri İş. olmayan bir sistem yaratmaya çalıştık. Çünkü insanlara para gelir. Sen parayı da gö gö Tabii. götürür verirsin. Bize siz para gönderin. Biz şunu alacağız. Sıkıntılı o. Bizde bu yok. Ahbap evet. direkt hedef gösterir ve o hedefe Sıkıntılı paralar yatıyor. Hı hı. Ahbap bu. Evet Ahbap fotoğrafı da geldi. Şimdi Haluk Levent'le bu anlattığı işte yani duygu dolu bir e, anlatım ve e, yapılması gereken salgın döneminde bence e, böyle kahramanların çıkması gerekiyor. Yani devlet kahraman olması gerekir. İşte e, ama böyle kahramanlar çıktığı zaman da gönülleri gönüllere kazınıyorlar. Elfida ile Haluk Levent'in de ayrı bir e, yürek köprüsü oluştu. Ve bu yürek köprüsü sevgili izleyiciler dikkatle dinleyin bundan sonrasını. Bir yürekten